Bacanak. Ne değsin, Süleyman Aga tamam der mi yanında çalışmama? Der der der, merak etme dayım. Çalışmak isteyen adamı geri çevirmez. Sen şimdi gideceksin. Diyeceksin ki ben burada çalışmak isteyeyim diyeceksin. Bu. Hem köfteci olacağım, hem iç güvesiyle bacanak. Ha, double mutluluk ha. Öyle öyle, sak olasın, sak olasın bacanak. Sak olasın. Ben bunu Gülsüm'ün kardeşi için yapayım ha. Nasıl yani bacanak? Ertan için mi yapaysın? Ayşen için yapayım işte. Anla şefo. Ayşen çok üzülüyor. O üzülünce Gülsüm'üm de üzülüyor. Ben bak, ben bu konaktaki herkese Gülsüm'ün bir şey diye severim. Ne bileyim, anası, dayosu, abisi, ablası, kardeşi, çocuk. Neyse, neyse öyle. Ben bak, ben sana sevmeyi ügreteceğim ha. Öyle tamam mi değilsin ha? Evet, evet. Ama peşin şu iş meselesini bir halledelim. Bak zaten mesele bile olmasa ben hayatta bile kolay yar etmezdim bu ne küfteciliği ne iç güveysi olmayı yani. Ama bak hak etmediğini görürsem senin üstüne çökerim ha şefo. Yok yok bacanak, sen sıkıttırma kendini, fresh ol. De ben ikisinin de hakkını vereceğim evvelallah. Ha. ne oldu bacanak? Ne oldu sen? Ne oldu bacanak, korktun mu? Ben böyle heyecanlı konuşmalardan önce sesimi açayım. Heyecanım gitsin diye. Öyle. Ayda ben kaçtım. Hadi sesini açaymış. Ne? Ben yapmadım. Ya işte. Hayat Arif aga. Böyle ellerinle başkasına verirsin. Yüzünden sakındığın dükkanı. Bonagi, Dayoni. Aşk insana neler yaptırıyor be.